Öncelikle fiziksel aktivite ile egzersizin tanımını yapmak istiyorum. Çünkü gebelerimle konuşurken çoğu gün boyu çok yorulduklarını, ek olarak egzersiz yapmaya ihtiyaçlarının olmadığını söylemektedir. Bu yüzden öncelikle fiziksel aktivite ne demektir? Bunun tanımını yapmak önemli. Hayatın tüm dönemlerinde vücudumuzdaki kaslar sayesinde vücut hareketlerimizi gerçekleştirmemize fiziksel aktivite denilmektedir. Bu fiziksel aktiviteler bizleri obeziteden korur daha sağlıklı yapar. Kardiyorespiratuar kondisyonumuzu düzeltir ve daha uzun bir hayat yaşamamızı sağlar. Peki egzersiz ne demektir? Egzersiz ise planlı yapılan fiziksel aktivitelerdir. Sağlıklı yaşam stiliyle gebe kalan kadınlar yani sigara içmeyen, düzenli egzersiz yapan, düzenli beslenen kadınlar bu yaşam tarzlarını gebeliklerinde de sürdürmelidirler. Normalde bunları uygulamayan kadınlar da mutlaka gebeliklerinde motive edilmelidirler. Gebelik ve doğum sonu dönemde haftada en az 150 dakikalık orta yoğunlukta aerobik egzersiz önerilmektedir. Bu aktivite en az haftanın 4 gününe yayılmalıdır. Fiziksel aktif olmamak dünyada erken ölümler için en sık dördüncü nedendir. Gebelik döneminde fiziksel inaktivite ve aşırı kilo alımı maternal obezite ve gebelikte ortaya çıkan diyabet için en önemli risk faktördür. Düşük riski, gelişme giriliği kas iskelet sistemi sakatlıkları, erken doğum gibi istenmeyen durumların komplike olmayan gebeliği olan kadınlarda egzersiz yapmayla hiçbir yakından uzaktan ilişkisi yoktur. Bu riskleri arttırmamaktadır. Gebelikte peki güvenli ve faydalı olan egzersizler nelerdir? O egzersizlerin belli başlıları yürüme, kondisyon bisikleti, aerobik egzersizler, dans etmek, elastik bantlarla, uygun kilolarla ağırlık kaldırmak. Yerilme egzersizleri ve yüzmedir. Peki bu yapılan egzersizlerin gebelere faydaları nelerdir? Gebeliğinde daha fazla egzersiz yapan kadın ne gibi avantajlara sahip olmaktadır? Öncelikle vajinal doğum yapma ihtimali artar. Gebelikte aşırı kilo alıma engellenir, diyabet, hipertansiyon, erken doğum riski azalır. Sezaryen ile doğum ihtimali azalır. Düşük doğum ağırlıklı bir bebek doğurma ihtimali azalır. Doğum sonrası dönemde hızlıca iyileşir ve doğum sonrası dönemde oldukça sık görülen postpartum depresyon dediğimiz durumun ortaya çıkma ihtimali de egzersiz yapan kadınlarda azalmaktadır. Gebelikte egzersiz yapılması önerilmeyen durumlar oldukça azdır. Bunlar annenin daha önceden sahip olduğu medikal hastalıklar ve gebelikte ortaya çıkan anneye ait veya bebeğe ait riskler olabilir. Örnek vermek gerekirse kontrolsüz astım, tip 1 diyabet kalp rahatsızlığı bulunan gebelerle gebelikleri sırasında vajinal kanama gerçekleşen preklemsi, kısa rahim ağzı uzunluğu, plasenta previa, erken doğum riski olan çoğul gebelikler, amniyon kesesinin açılması gibi durumlarda egzersiz önerilmez. Peki gebelikte ortaya çıkan anatomik ve fizyolojik değişiklikler nelerdir? Bunları bilirsek hangi egzersizleri nasıl yapacağımızı daha iyi anlarız. Gebelikte bu değişiklikler hesaba katılarak egzersizler planlanmalıdır. Gebelik sırasında en sık iki değişiklik, kilo alımı ve ilerleyici lordoza bağlı vücut ağırlık merkezinde değişiklik olmasıdır. Bu değişiklikler eklemlere ve omurgaya daha fazla yüklenmesine neden olmaktadır. Gebelerin yaklaşık %60'ı sırt ağrısından müzdariptirler. Karın ve bel kaslarının gerilim egzersizleri bu sırt ağrılarını azaltacaktır. Gebeliğin 20. haftasından sonra egzersiz sırasında aortokaval kompresyon nedeniyle sırt üstü egzersizlerden kaçınmak gerekmektedir. Gebelikte akciğerlerin fizyolojik olarak rezervinin düşmesi nedeniyle kilolu veya aşırı kilolu gebe kadınlarda aerobik kapasitelerini artırmak için aerobik egzersizler önem teşkil eder. Bu egzersizler arttıkça normal fiziksel aktiviteleri bu gebeler daha kolay yapmaya başlarlar. En ufak bir hareketlerinde nefes nefese kalmaları azalmaya başlar. Gebelerde vücut ısısı çok önemlidir. Özellikle ilk 13 haftada organ gelişiminin yoğun olduğu dönemde bir gebe ateşli bir enfeksiyon hastalığı geçirirse veya sauna, hamam gibi yerlerde çok uzun süre durursa ne yazık ki bebekte bazı anormallikler olabilmektedir. Ancak egzersiz sırasında yapılan hareketlerin vücut ısısını arttırmasına rağmen bu tip anormal durumlarla beraber olmadığı gösterilmiştir. Bu yüzden gebe bir kadın egzersiz yaparken bol sıvı almalı, sık olmayan çamaşırlar giymeli, nemden ve vücut ısısının aşırı artmasından kaçınmalıdır. 30 dakikalık bir egzersiz vücut ısısını 1,5 derece yükseltebilmekte. Bu değer halen güvenli bir değerdir. Peki fetüsün annenin egzersizine yanıtı nedir? Birçok çalışma fetal kalp atımızı ve doğum kilosuna odaklanmıştır. Egzersiz süresince fetal kalp atımı da dakikada 10 ile 30 kadar fazla artmaktadır. Yapılan çalışmalarda egzersiz yapan kadınlarla yapmayanların bebeklerin doğum kiloları arasında farklılık bulunmamıştır. Ancak aşırı spor veya egzersiz yapan profesyonel alet atletlerin bebeklerin doğum kilosu 200-400 gram kadar daha az olabilmektedir. Ancak bu bebeklerde fetal gelişim gerili ortaya çıkmamıştır. Süre olarak da 30-60 dakikalık bir egzersiz fetus açısından iyi tolere edildiği çalışmalarda gösterilmiştir. Peki bir egzersiz programı nasıl olmalıdır? Öncelikle gebe kadın mutlaka motive edilmelidir ve doktor onayıyla bu egzersiz yapılmalıdır. 30-60 dakikalık bir egzersiz programı olmalı günde. Bu haftada en az 3-4 gün yapılmalı. Gebe kadın bu egzersizi yaparken kalp atışı hızı ortalaması 140 olmalı. Zorluk derecesi bakımından 20 puan üzerinden puan verirsek Zorluk derecesi 12-14 arasında olmalı. Egzersiz yapılan yer çok sıcak olmamalı. Egzersiz yaparken bol sıvı tüketmeli. Mümkünse de bir uzman eşliğinde yapılması daha güvenli olacaktır. Ve bu egzersizler doğuma kadar yapılabilir. Peki sık gelen sorulardan biri de şu. Ağırlık kaldırdım hocam. Bebeğimde düşük riski olur mu? Erken doğum riski olur mu? Mevcut günlük hayatımızda kaldırdığımız kilolarla olmaz. Bununla ilgili çok güzel bir çalışma var. 62 bin tane Danimarkalı gebede yapılan bir çalışmada kaldırılan ağırlık miktarı ile erken doğum arasında bağlantı olduğu gösterilmiş. Ancak burada risk çok çok fazla kilo kaldırdığınız zaman oluyor. Örnek vermek gerekirse günde ondan fazla 20 kilodan daha fazla ağırlık kaldırırsanız normalde 7 kat daha erken doğum olma ihtimali ortaya çıkmaktadır. Peki loğusalık döneminde egzersizin faydası var mı? Tabii ki var. Özellikle pelvik taban kas egzersizleri dediğimiz kegel egzersizleri hemen doğum sonrası başlanabilir. Kegel egzersizleri yapan kadınlarda rahim sarkması, idrar torba sarkması, bağırsak sarkması veya idrar kaçırma ihtimali daha az olmaktadır. Sezaryen veya normal doğum sonrası karın kaslarının egzersizleri diastazis rekte oluşumu ihtimalini azaltmaktadır. Aerobik egzersizlerin emzirme üzerine de herhangi bir negatif etkisi yoktur. Sezaryen göbeği veya hamilelik göbeği olarak adlandırılan fazlalıklar 3 aydan önce azalmayacaktır. Bu yüzden erken dönemde bu durum için endişe etmemek lazım. Göbek gibi görünen kısım aslında doğum yapmış e, kadında e, uterusun yani rahmin kendisidir. Zamanla rahim küçülecektir. İlk 3 ay yürüyüş en güzel egzersiz olacaktır. Sonrasında normal doğum yapanlar hemen, sezaryen olanlar 6 ay sonra karın egzersizlerine başlayabilirler.